Merhaba herkese. Öncelikle eee katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün konumuz mali tablolar analizi ve yorumlanması. Ma, e, serbest muhasebeci mali müşavir Mesut Çener ile gerçekleştireceğiz bugünkü webinarımızı. E, katılımcılardan e, mikrofonlarını kapalı tutmalarını rica ediyoruz webinar boyunca. Webinar sonunda bir sertifika verilmeyecektir. Webinar kaydı YouTube kanalımızda paylaşılacaktır. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ee, webinar sonunda da bir geri bir bildirim formumuz olacak. Onu doldurursanız memnun oluruz. Ee, Mesut Bey size de çok teşekkür ederiz. Ee, sözü size bırakıyorum. İyi webinarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. İsmim Mesut Şener. Serbest muhasebeci mali müşavirim. Özellikle teknopark ekosisteminde veya girişimci ekosisteminde olabildiğince mentorluk hizmeti vererek şirketleşme eğitimleri, bugün işte paylaşacağım mali tabloların analizi gibi konularda eğitimler vermekle beraber şirket kuruluşları mali müşavirlik süreçleri ve devamında size sağlanan vergisel istisnalar kapsamında elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Ee, özellikle bugün paylaşacağım konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir husus olursa bana her zaman dönüş yapabilirsiniz. Ben her webinarımda paylaşıyorum, burada da paylaşmak istiyorum. Ee, bu bilgiler sizin tarafıma yöneltmiş olduğunuz sorular kapsamında benim herhangi bir sizden maddi beklentimin olmadığını bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum. E, mali tabloları biliyorsunuz şirketin e, veya işletmenin her ne iş yaparsa ya da hangi sektörde olursa olsun veya kaç tane elemanı olursa olsun, sokak arasındaki böyle esnaf bakkalımızdan, terzi kuaförden tutalım da en büyük holdinge kadar muhakkak ki vergi mükellefi olan her türlü iş kobi diyeyim, mikro kobi, orta ölçekli kobi veya büyük kobi e, kesinlikle e, yapmış olduğu işlem hacminden kaynaklı bir takım mali tablolar oluşmak ve bu mali tabloların da bazı kuruluşlara, daha doğrusu sizin bir şekilde dirsek temasına geçtiğimiz bu finansal kuruluşlar, bankalar, yatırımcılar gibi gibi herhangi bir süreçte bu sizin mali tablolarınızı karşı tarafa sunarsınız ve orada bir takım yorumlar yapılarak sizin hakkınızda ya da şirketiniz hakkında müsbet ya da menfi bir takım kararlar alınmasını sağlamaktadır. Ama sonuç itibariyle bu mali tablar oluşmadan önce sizin tabii ki muhasebe kayıtlarınız, gelirleriniz ve bu gelirleri elde etmek için katlandığınız giderleriniz. Giderler kısmı çok derin bir konu. Sizin personel ödemeleriniz, kira ödemeleriniz, ofis harcamalarınız, kısacası ticari faaliyetinizle ilgili kazanç sağlamaya yönelik her türlü gider kalemlerinizin tamamı gider olarak düşünülmektedir. gelir eksi gider aradaki fark da sizin karınızdır. bu, bunların hepsi içinde bu süreçlerin tamamını yürüten de sizin çalışmış olduğunuz bir mali müşahiriniz var. Mali müşahir zaten bu süreçleri belirli dönemlerde gerçekleştirir. Bugünkü bilgilendirme programımızda, sohbetimizde hangi konulara gireceğiz? Muhasebe kayıtlarının önemi. Yani bizler mali müşahelerimizi hangi evraklarımızı, hangi aralıklarla vermeliyiz ama neden vermeliyiz kısma değineceğiz. Ve bunların sonucunda oluşan e, mali tablolar ve bunların önemi kim ister, ne ister, neden ister ve baktıkları kısımda da ne tür yorumlar yapar kısmını anlatmaya çalışacağım. Kısacası bu mali tablolar kim için gerekti? ve bu maliye tabloların oluşmasına vesile olan yine her tür işletmede daha doğrusu bir birinci sınıf bilanço usulü defter tutan işletmelerde var olan bir mizan tanımı var ki bu mizan kelimesini aslında hem işletmenin yöneticisi muhasebe muhasebe birimi mali işler direktörü veya finans kısmı ağırlıklı olarak bu departmanların bilmesi ve sürekli telaffuz etmiş olduğu bir raporlama sistemidir. Ve mali tablo olarak nitelendirdiğimiz bilanço, gelir tablosu, öz kaynak değişimi, nakit akış tablosu gibi bütün mali, bu mali tabloların tamamı can alıcı noktası mizandır. Yani bizim elimizde mizan ne kadar sağlam ise, ne kadar düzgün ise bizim oradan oluşturacağımız diğer ihtiyaç duyduğumuz mali tablolar da o denli sağlam ve sağlıklı olacaktır. Öncelikli olarak her işletmenin ticari faaliyetinde bir ihtiyaç vardır demiştim. Arkadaşlar bu belgelerin tamamını ben sadece öneri ayetinde sunuyorum. Mümkün olduğu kadar erken yani burada ayın beşini geciktirmeyin. Sebebi de şu. Şimdi biz Şubat ayının 8'indeyken biz Ocak ayını arkamıza bıraktık ve Ocak ayının evraklarını olabildiğince mali müşavir ya da muhasebe biriminize diyeyim. Şubat ayının ilk haftası muhasebe biriminizde paylaşın sizler ticari faaliyetinizle ilgili her ne kadar bir takım alışveriş dediğimiz kısım yani bir şeyler alıyorsanız bu mal ya da hizmet alıyorsanız ya da mal ya da hizmet satıl, sattığınız durumda ortaya çıkan birinci kadem muhakkaki olmazsa olmaz fatura duruma göre bu faturayı tetikleyen bir irsaliye ve devamında da arkadaşlar ödeme dekontları dediğiniz, bank ödeme dekontları tahsilat, ya havale FET'e gelen giden veya çek ile ilgili ödeme olabilir, nakit ödemeler olabilir, tahsilat makbuzu, tediye makbuzu gibi bu e, e, muhasebe belgelerinin tamamını arkadaşlar muhasebe birimiyle paylaşmayı özen gösterin. Şimdi sizler o alışverişi yapmış iseniz ve bu belgeyi de muhasebe birimiyle paylaşmamış iseniz, Fiilen o alışverişi yani o alımı yapmışsanız ya da o satışı gerçekleştirmiş olsanız dahi e, resmiyete bu işlem yansımadığı için yani siz o belgeyi mali müşahede paylaşmadığınız için o ticaret fiilen olmuş olsa dahi resmi olarak olmamış sayılmaktadır. Şimdi biz mali müşavirler sizlerden almış olduğumuz her türlü belgeyi işletmenizin faaliyet alanına göre bir takım yorumlara bizler katarak ilave ederek bir takım muhasebe kayıtları işte birazdan o kısma biraz detaylı giriş yapacağım muhasebe kayıtlarını gerçekleştirerek ve konumuzun özü olan mali tabloların oluşmasını sağlayacağız. Ee, bir diğer husus da arkadaşlar biz sizlerden almış olduğumuz her türlü muhasebe belgelerini kayıt altına almış olsak da bir sonraki süreçte belirli dönemlerde sizler için özellikle şirket kuruluşunda ve sonraki dönem belirli dönemlerde de sizin adınıza tahsis edeceğimiz, onaylatacağımız, hazırlatacağımız defterlere bu sizin e, ilgili alışverişlerinizden de oluşan e, dayanakları yani faturaları kayıt, kayıt altına aldıktan sonra defterlere çıkıp alıyor olmamız lazım. Bu defterler sizin için önemli olduğu kadar bizim için de önemli. Sonuçta biz mali bir şeyler bu defterlere bazı kayıtlar atışıyoruz, atmak zorundayız. Ee, sizin defterlerin önemi arkadaşlar sizin için nasıl hep ben şu tabiri kullanırım. Sizin beyninizse bizim kalbimiz. Yani bu, oh, bu belgelerin pardon bu defterlerin bu kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Peki üzerinde düşmüş olduğumu bu defterler. Kayıt altına alınmazsa ya da e, o kay, e, defterlere çıktı alınmazsa ne olur? Arkadaşlar ticari tarafta sizler yeri geliyor personelinizle husumet yaşayabiliyorsunuz veya yeri geliyor birileriyle yapmış olduğunuz e, işlemlerde her iki tarafın birbirine vermiş olduğu tahitle bazen gevşeyebiliyor. Tahitlerin dışına çıkılabiliyor ve süreç mahkemeye intikal edebiliyor. Mahkemeye intikal ettiği durumda ise hakim kesinlikle şu getir defterini şu bilirkişiye atıyorum iyi de gerçekten bu ticaretin fiilen yani resmi olarak yapılıp yapılmadığına dair analiz yapsın der ve oradan aldığı görüşe e, istinaden de sizin haklı ya da haksız olduğunuza dair bir görüş çıkartmaktadır. Kısacası bu defterler sizin herhangi bir uyuşmazlık halinde en büyük yardımcınızdır. Tabii ki bu kayıtların ve bu defterlerin sağlıklı tutulması da sizin şimdi işte beyan edeceğim mali tabloların da gerçeğini yansıtması ile eşdeğerdir arkadaşlar. Rapor dediğimiz kısım aslında e, ülkemizde her türlü işletme ana çatı altından baktığımızda iki gruba ayrılır. Bunlar birinci sınıf defterler ve ikinci sınıf defterler. İkinci sınıf defterler arkadaşlar işletme hesap özetidir. Bunlar biraz daha orta ölçekli işletmelerdir. O konuya girmeyeceğim. Orası ayrı bir deryadeniz. Ancak bizim ilgimizi çeken birinci sınıf yani Bilanço usulü defter tutanlardır. Bilanço usulü defter tutanlar hem birinci sınıf olarak nitelendirildiği gibi aynı zamanda da arkadaşlar sermaye şirketi olarak da nitelendirilir. Yani sermaye şirketi dediğimizde arkadaşlar limited şirket, anonim şirket ya da işletmeniz şahıs firmasıdır ancak belirli bir hacmi geçmiştir ya da gönüllü esaslı sizler birinci sınıf olmuşsunuzdur. Kısacası limited veya anonim veya şahıs firması olup da bilanç usulüne göre defter tutan firmalar için bu paylaşacağım mali tabloların önemi önem arz etmektedir arkadaşlar. Peki ama bu mali tablolar dediğimiz kısım hangi alanlarda önemli? Ee, sizin mevcuttaki işlem hacminizin, borçlarınızı ödeme yükü gibi, elde ettiğiniz gelirler gibi, cirolarınız gibi, stoklarınızın devir hızı gibi, kredi ya da borçlarınızın ödeme güçleri gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Bunların tamamı arkadaşlar, mali tabloların yorumlanmasıyla gerçekleşmektedir. Ve bunun yanında da tabii sizin sahip olmuş olduğunuz varlıklar. Nedir varlıklar? Mevcutta işletmenizde kullanmış olduğunuz herhangi bir bilgisayar programının, lisans tutalımda tutalım da o ofisinizde kullandığımız bu mobilya, bilgisayar, cep telefonu, yazıcı veya işletmenin sahip olmuş olduğu araç araba kısacası eee tescile tabi ee, uzun süreli kullanılabilecek olan cihazlar, makineler, teçhizatlar ve devamında gayrimenkuller, araziler, arsalar kısaca satıldığı zaman değer ifade edilebilen bir süre, e, kıymetlerdir arkadaşlar. Bu mali tablolara baktığımız zaman aynı zamanda işletme sahibinin arkadaşlar vergi karşısındaki durumu hesap üzerinden incelenmesini de sağlar. Yani bu gerçekten bu firma bu gerçekleştirmiş olduğu işlem hacmine göre doğru vergiyi ödedi mi ya da doğru vergi hesaplandı mı veya size tanınan bazı vergisel istisnalardan yeteri kadar yararlandı mı kısımları da yine mali tablolara bakılarak yorumlamaktadır. Bunun haricinde arkadaşlar işletmenizin içine meydana gelen dönem içi faaliyetlerle dönem sonunda ulaşılması yani e, kar ya da zarar gelir dediğimiz kısım bunların tamamının anlaşılması olabildiği gibi bunlar da geçmiş dönem bazen bazen aylarla bazen yıllarla bazen aynı dönemle karşılaştırılması ve burada da yönetimin yöneticinin e, hedefleri misyon ve vizyonlarıyla doğru orantılıdır. Nereye doğru gidiyorum? Hedeflerimi tutturdum mu? Tutturmama ne kaldı? Ya da tutturamıyorsam sebebi nedir? şeklinde bazı kararlar almasını kolaylaştırır arkadaşlar. Bunların hepsini toparladığımız zaman aslında işletmenin mali durumu, kısacası şirketin verimliliği hakkında bilgi vermektedir. İşletme dışındaki kişilerle olan da ticari ilişkiler hakkında bilgi verir. Yani bu nedir? Borç alacak durumu. Borç olacak durumuna girdiğimiz zaman arkadaşlar aslında Türk Ticaret Kanunu der ki sizler şirketle alışveriş yaptığında sen aslında bak bakabilirsin bu şirketin işletmenin durumuna. Nereye, neresine bakabilirsin? En öncelikli kısım sermayesine. Sermayesi ise zaten o firmanın sermayesinin ne olduğu sicil gazetelerinde yer almaktadır. Ve o şirketin genel kurul üyeleri arkadaşlar sermayeleriyle sını, e, sermayelerinin tutarı ve oranıyla sorumluluğu doğru orantılı iken limited şirketlerde genel müdür Anonim şirketlerde ise yönetim kurulu sınırsız sorumludur. Bu vesileyle bunu söylememin amacı şirketin sermayesi 10.000 TL'dir. Ancak sizin yapmış olduğunuz alışveriş 1 milyondur. İşte o zaman karşı tarafa diyebilirsin. Ya 10 bin TL ya da 50 bin TL senin sermayen görünüyor. Bana bununla ilgili borcunu nasıl ödeyebileceksin? Bununla ilgili verebileceğin teminat gibi kısımlara girebilirsiniz. Bunlar sizin en doğal hakkınıza. Ama karşı taraf bunu verir, vermez, çekinir ya da hani şeffafları verebilir. Hiç fark etmez. Bu şekilde de sizler ön bir karar alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aslında bu mali tabloların tamamı sizin de bildiğiniz gibi bu konuyla ilgili eğitim almış. Hatta e, benim gibi mali müşerri ya da muhasebe uzmanı olan kişiler var. Bu, ve bu kişiler bu e, süreçlere gelmeden önce aldıkları eğitimle beraber biraz da stajlık süreçleri var. Yani bu iş aslında evet kolay değildir. Ancak bazı şeyler çok kolaydır. Bu iş için yani birazdan size paylaşacağım bilgiler için sizin ne mezun olduğunuz ya da hangi bölümü bitirdiğiniz veya yaşınız hiç önemli değil. Çünkü mizan dediğimiz kısım bu olayın hamurudur. Hamuru baktığınız zaman da rahatlıkla yorum yapabilecek durumdasınız. Yani okuma yazmayı bilen kişilerin rahatlıkla birazdan anlatacağım verilere, bilgileri istinaden rahatlıkla bazı yorumları yapabilir. Ama bu mizan dediğimiz kısım nedir? Ah ve mizan muhasebede aslında bir kontrol aracı olarak düşünülür. Yani hesapların belli bir tarihlerde tekrar incelendikten sonra yani mizan belli bir tarihte erken her bir mizanın tarihi vardır. Sizin istediğiniz tarihler arası bizim ülkemizde hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar. 1 Ocak 31 Ocak olabilir, 1 Ocak 30 Haziran olabilir, 1 Ocak 31 Aralık olabilir. Siz hangi tarihler arasını görmek istiyorsanız bu bu tarihlerin borç ya da alacak toplamları firmanın gelirini, giderini veya kime ne kadar borcunun olup olmadığının tam anlamıyla yansımasıdır. Bu yüzden arkadaşlar benim size önerim ee, sizler varsa muhasebe biriminizden, Yoksa çalışmış olduğunuz mali müşavirlik birimlerinizden belirli dönemlerde en kötü şartlar altında her üç ayda bir ya benim şu mizanımı göndersene ben bir bakayım dediğinizde nelere bakacaksınız arkadaşlar ee, o kısımları anlatmaya çalışacağım. Ama mizan dediğimiz kısım genel mizan olabilir, geçici mizan olabilir. Bunun haricinde de kesin mizan olabilir. Şimdi arkadaşlar kesin mizan artık her şeyin bitmiştir. Noktayı koymuşuzdur. Bu firmanın son hali artısıyla ve eksisiyle nihai hali almış durumdadır. İşte bu nihai kelimesi bu önemli. Çünkü her işletmenin şu 14 Şubat tarihine kadar olmazsa olmaz kesin mizanı oluşturulur. Neden 14 Şubat? Çünkü ilk, her yılda her üç ayda bir toplamda dört defa geçici vergi beyannamesi hazırlanır. Bu geçici vergi beyannamesinde son dönemi biz 2021 yılı aklımızda bıraktığımız için 2021 yılının son geçici vergi beyannamesi Şubat ayının 14'üne kadar hazırlanmakla beraber işte bu geçici vergi beyannamesi de firmanın kesin mizanın çıkmasıyla beraber oluşur. Ama bunun haricinde henüz daha kesinlik kazanmamış olan geçici mizan da olabilir. Yani bizim tabii ki muhasebesel sistemimizde bir takım tahakkuk esasları vardır. Bazı faturalar henüz kayda girilmemiştir. Ama genel anlamda %100 olmazsa da %80, %90 hani tabiri caizse ortalama olarak konuşuyorum. Sizin yine bazı kararlar almanıza vesile olabilecek kesinleşmemiş henüz daha geçici niteliği taşıyan da yine muhasebenizden mizan isteyebilirsiniz. Genel mizanda arkadaşlar herhangi bir tarih aralığı vermeden, muhasebe biriminin herhangi bir tarih aralığı vermeden ama kesin niteliği taşımış. Genelde kesin niteliği ne zaman olur? Az evvel dediğim gibi her yıl toplamda 4 defa geçici vergi beyannamesi var. Buradan şöyle bir varsayım yapabiliriz. 1 Ocak 31 Mart arası benim için genel mizandır. 1 Mart 30 Haziran arası benim için genel mizandır. Ya da 1 Ocak 30 Eylül arası genel mizandır diyebiliriz. Ve burada belirli eksiklikler varsa, tespit ettiğiniz ya da ma yanlış kayıtlar varsa düzeltilmesiyle de ilgili daha doğrusu manevra yapmak için de e, vaktiniz var ve bununla ilgili toler edebilecek her türlü imkanınız var demektir. Çünkü nihayetinde kesin mizan çıkmamıştır. Yönetici mizana bakarak e, bazı yorumlar yapabilir ama bu yorumları yapmadan önce de o ne olarak, neyi ne olarak görmek istiyor? Bu yüzden mizan dediğimiz şey belirli tarihleri kapsar birçok muhasebe programı da artık zaten bununla ilgili bazı raporları verebiliyor. Yani aylık düzenleyebilirsiniz. Sizler sadece Ocak ayını, aynı zamanda sadece Şubat ayını, aynı zamanda sadece Mart ayı gibi düşünelim. Sizler sadece o aya ait bir mizan alabilirsiniz. Bu ne anlam taşır? Ben o ayki faaliyetimi görmek istiyorum. O ayki sadece o aya ait gelirimi giderimi veya sadece o aya ait tahsilatımın ya da boşlanma durumumu ya da o aya ait sadece e, satış faturamı görmek istiyorum gibi. Bu artık sizin hayal dünyanız. Ne görmek istiyorsanız sadece o aya ait verilerinizi görebilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki hani bu işletmelerin hacmine göre değişebilir. Ben aylık dedim ama sizler isterseniz bunu geçici belge beyannamesi ile de doğru orantılayarak üç ayda bir de yapabilirsin. Yani benim her çeyrek dilimin nereye doğru gidiyor şekliyle de düşünebilirsin. Veya diyebilirsiniz ki ben sadece yıllık görmek istiyorum. O zaman her ne kadar 2022 yılına girdik ve 2021 yılında henüz bağlamadıysa acaba sadece 2021 yılını onun yanına da sadece 2020 isterseniz 2019 işletmenizin açıldığı tarihe göre geriye doğru da sadece yıllık olarak da bakıp bir takım karşılaştırmalar yapabilirsiniz. İşte birazdan anlatacağım. Mali tabloların önemi mizanda e, yorulduğu için mizanın sağlıklı olması arkadaşlar gerçeği yansıtması o denli önemlidir. Her ne kadar ben aylık, üç aylık, yıllık demiş olsam da Sizler belki de dönemsel çalışıyorsunuzdur. Dönemsel derken mesela bazen otelle, otelleri düşünelim. Otellerin dahi hesap dönemi bir Ocak değildir. Dönemsel olarak geçişler. Kişiler o dönem ya da ona benzer bazı sektörler daha var. O sektör der ki benim hesabımı varsayalım bir Haziran'da aç... 30 Eylül'de, 30 Ağustos'ta kapat. Ben bir yıl, 12 ay olmuş olsa da sadece 3 ay, 5 ay faaliyette bulunacağım şekliyle de sadece iki tarih arası veya sizler diyebilirsiniz. Ben sadece Nisan'la Haziran'ı görmek istiyorum veya Mayıs'ta Temmuz ayını görmek istiyorum şekliyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu mizan biz Ülkemizde arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Türk Lirası ve bütün muhasebe kayıtları her ne kadar dövizli olarak işlem yapıyor olsanız da bizim muhasebe kayıtlarımızı o işlemi gerçekleştirirken TL olarak kayıt altına alma zorunluluğumuz var. Ancak günümüz teknolojisinde kullanılan bütün muhasebe programları neredeyse sizlere de e, işlem dövizi bazında yani sizler TL zaten mevkunuz ama dolar olarak da işlem yapıyorsanız veya euro olarak da işlem yapıyorsanız veya farklı bir para birimiyle de işlem yapıyorsanız o zaman muhasebe biriminize şunu diyebilirsiniz. Benim muhasebe kayıtlarımın tamamını TL zaten yapıyorsun biliyoruz ama aynı zamanda dolar veya euro olarak da işlem dövizlerimi tanıt. Bu için? Bunu söylemekteki amacım mizanı TL Ae olarak görebildiğiniz gibi ihtiyacınız doğrultusunda dolar, euro ya da farklı bir para birimi olarak da yine istediğiniz saatler arasında görebilme imkanınız var arkadaşlar. Neredeyse bütün muhasebe programları arkadaşlar bahsetmiş olduğum mizanı ve birazdan paylaşacağım mali tabloların tamamını Excel formatında veya Word formatında veya PDF formatında da verebilmektedir. Ama biz ağırlıklı olarak Excel'i tercih ediyoruz. Çünkü orada bir takım böyle matematiksel işlemler yapmak, birbiriyle toplamak, çıkartmak biraz daha kolayımıza geliyor. Karşılaştırmada zamanı daha seri kullanarak istediğimiz sonuca daha kısa zamanda ulaşabiliyoruz. Ama birisiyle, birisi derken arkadaşlar yönetimle, dışarıdan herhangi bir kuruluşla, yatırımcıyla veya banka gibi kuruluşlarla herhangi bir mali tablonuzu paylaştığınızda bu mizanda dahil arkadaşlar bunu e, prensip haline getirelim. Hiçbir kimseye Excel ya da Word ortamında vermeyelim. Sadece ve sadece PDF. Evet PDF değil farklı formatlara çevirebiliyorlar ama olabildiğince PDF yapalım ki hiç kimse sizin mali tablonuzun üzerinde oynamasın arkadaşlar. Ve mizan dediğim hususlardan bu kadar detaylı bahsettiğim ama mizan nedir arkadaşlar? Her bir mizan kendi arasında bu anlattığım tablo ekranda paylaştığım görsen tüm şirketler için olmazsa olmaz standarttır arkadaşlar. Nedir standart? Burada sizin mali müşteriniz tarafından yapılan her türlü kayıt yoruma dayalı. Yani bu kayıtların hepsi biz tek düzen hesap planı diyoruz. Yüzle başlar, ve aşağıya doğru 800'e kadar hatta 900'e kadar devam etmektedir. Ve bunun içerisinde 100-900 arası her türlü hesap kodu bir anlam ve bir amaca hizmet eder. Bunların içerisinde arkadaşlar hesap planı dediğimiz kısım yani mizana baktığınızda yüzde yani birle başlayan her türlü hesap bizim için dönem varlıklardır. Dönem varlıklar deyince ne anlarım? Dönüyor sürekli. Bir, yüz, kasam, param. Param dönüyor sürekli. Yüz bir, alınan çekler. Benim için alınan çekler alırım, cirolarım, başkasına veririm. Hazır değerlerdir bunların hepsi. İstediğim zaman nakite dönüştürebileceğim süreçlerdir. Şimdi biz buraya baktığımız zaman ne anlayacağız arkadaşlar? Ee, görselde de paylaştığım gibi dört tane sağ tarafta sütun var. Yani borç toplamı, alacak toplamı, borç kalanı ve alacak kalanı. Şimdi bir ile başlayan hesapların hiçbirisi arkadaşlar alacak kalana vermez. Bu hesapların tamamı borç kalanı verir. Ama bunun içerisinde bakın şurada 103 var. Eksiği ile de işaretlemiş şimdi. O ters mantık çalıştığı için burada istisna olan hesap kodu sadece 103'tü. 103 alacak olabilir. Çünkü eksiyle başlayan her şey sizin borcunuzdur. Sizin yükümlülüğünüzdür. Bu yüzden arkadaşlar sizin yükümlülüklerinizin Cevabında işte alacak kalanına bakmanız lazım. Burayı toparlayacak olursak, sizde 100 kasa örneğini vererek ilerleyeceğim. Sizin dönem içerisinde kasanıza ya da bankanıza gelen her türlü tutar, farklı tarihlerde ya da oh, pardon, şurası kaydı özür, şöyle bir şey yapayım. Farklı tarihlerde ya da farklı tutarlarda hiç fark etmez. Ne zaman istiyorsanız mizan tarihi demek ki arkadaşlar borç toplamı o zamana kadar kasanıza ya da bankanıza giren tutar. Alacak toplamı da arkadaşlar kasanızdan çıkan veya bankanızdan çıkan tutardır. Haliyle arkadaşlar borç kalanı o günkü değerinizi verir. Yani sizler 31 Aralık için bir mizan aldığınızı düşünelim ve bankalara geldiniz. 102'nin altında çalıştığınız onlarca banka olabilir. Oradan baktınız X bankası. Dediniz ki boş kalanında şu kadar para var. Siz zaten biliyorsunuz o tarihte bankanızda bulunan tutarı. Bakarsanız birebir tutuyorsa aa, sorun yok. Bütün kayıtlar sağlıklı. Ama boş kalanında sizin baktığınız 31-12 tarihindeki en son tutarı burada görmüyorsanız o zaman arkadaşlar bir ya siz muhasebecinizle bazı bilgileri paylaşmamışsınızdır. Ya muhasebeciniz kaydınızı girmemiştir ya da muhasebeciniz hatalı bir kayıt yapmıştır anlamı taşır. O yüzden sizin buraya baktığınızda yapacağınız olay şudur. Benim cebimde şu an şirketimin kasasında, şirketimin cüzdanında ne kadar para var? Boş kalanına bakıyoruz arkadaşlar. Boş kalanında gördüğümüz rakam fiilen baktığı, e, e, kasanızdaki parayla aynıysa birebir doğrudur. Hatta arkadaşlar yıl sonlarında genelde şirketler şunu yapar. O gün itibariyle çekmecesini açar. Finans müdürlüğü ne kadar param var? Tek tek sayar. Bir tane 200 liram var. Bir tane 100 liram var. 10 tane 50 liram var. Hatta oradaki bozuk demir madeni paralara varana kadar sayar. Bir tutanak hazırlar. Ve o işletmenin yöneticileri de evet doğru ve onu tutanağa altına alır. Ve orada o ki o rakam neyse sizin de burada yüz kasa olarak gördüğünüzde boş kalanı doğruyu gerçeğe yansıtmak zorundadır. Burada yüz kasa dediğimiz kısım para dedik. Alınan çek. Sizler çalışmış olduğunuz firmalardan çek alabilirsiniz. Çek aldığınızda ne kadar tutarlı to, toplamda ne kadar tutarlı denk gelen bir çekiniz varsa bu borç toplamıdır. Ve bunu cirolayıp başkasına verdiğinizde haliyle o çek artık sizden çıkmıştır. Alacak toplamında yer alır. Demek ki aradaki fark ise borç kalanı. Yani o gün baktığınızda benim elimde toplam ne kadarlık çek var? Vadeyi karıştırmıyorum. Ne kadarlık çek var? 50 bin, 100 bin, 200 bin. Gerçekten burada gördüğünüz tutar ile elinizdeki cüzdanınızda dışarıdan yazılarak aldığınız, ciro edilmek üzere aldığınız çekler birebir tutuyorsa burada sorun yoktur demektir. Ve yine bankalar. Dediğim gibi birden fazla bankayla çalışabilirsiniz. TL, döviz ya da farklı bir para birimi. Burada yine ne kadar para girmiş borç toplamı, sizden ne kadar para çıkmış alacak toplamı. Ve de arkadaşlar o gün itibariyle baktığınızda ne kadar tutarınızı görüyorsanız bankanızda işte mizanınızda da boş kalanında da aynı rakamı görmeniz lazım. Ben şu an dönem varlıkları anlatıyorum. Dönem varlıklarda 100, 101, 102 olduğu için bu kısma biraz önem verdim. Bunun haricinde her işletme için arkadaşlar şu an sesimi duyamıyor musunuz? Bir mesaj aldım. Bana geliyor ama Ortak paylaşımdan bir mesaj aldım. Ses gitti diye evet, acaba. Ses gitti. Tamam peki. Ben Hı. devam ediyorum halde. Tekrar iyi soracağım. Bir problem var mı? Tamam. Devam ediyorum halde. Arkadaşlar, her bir işletme olmayan parasını harcamaz ya da olmayan stoğunu satamaz. Çok basit bir denklemdir. Yani sizler birilerine herhangi bir şekilde ürün satıyorsanız, elle tutulan, gözle görünen nihai bir ürün satıyorsanız muhakkak ki bu sizin Deponuza bir şekilde girmiştir. Yani önce birisi size satacak, siz bunun alışını gerçekleştireceksiniz ve sonra bunun satışını gerçekleştireceksiniz. Ee, zaman zaman görüyoruz. Hani biz birilerine ürün satıyoruz. İşte tamam ürün satmanda problem yok. Tabii ki para kazanabilirsin. Ama bunun altını doldurman lazım. Yani eğer sizler almış olduğunuz, satmak üzere almış olduğunuz ürünlerin faturasını almadıysanız bir şekilde gayri resmi diyoruz biz buna. Gayri resmi olarak tedarik ettiyseniz satışa da faturanızı düzenliyorsanız o zaman sizin bu mizanınız hem şey yansıtmaz hem de yüzde yüz karlı duruma çıkarsınız. Ve de zaten bu belirli bir süre sonra ilgili birimler tarafından da dikkat çeker ve bu incelemeye girer. Bu yüzden arkadaşlar satılan hizmet yani danışmanlık Tabii ki bunun alışı olmaz. Ya da bir yerden alır başkasına satarsınız. Orası e, duruma göre senaryo edilebilir. Ama birebir siz bir yerlere danışmanlık veriyor iseniz ya da birebir bir yazılım, bir oyun, bir tasarım geliştiriyorsanız tabii ki bunların alışı olmaz. Çünkü bunlar hizmete dayalı işlemlerdir. Ama siz bir alsat yapıyorsanız ya da bir şeyleri üretip satıyorsanız o zaman arkadaşlar mizanımızın dönem varlıklar kısmında 150 ile başlayan ve 158'e kadar devam eden bütün bu hesap planına da az olsa konuya hakim olmanız gerekir. Şimdi öncelikli olarak üretim yapan kişiler için yani e, bilgi vermek istiyorum. Üretim yaparken tabii ki bir şey üretmek derken artık biliyorsunuz üretici kategorisine yazılımcı arkadaşlarımız da girdi. Yani bir şey üreten, tasarlayan, kodlayan e, firma sahiplerinde. Aynı zamanda atölyesi, fabrikası olup da bir şeyler üreten tamamıyla aynı kategoridedir. Bu yüzden arkadaşlar yarım amir adı üstünde ben bir üretimi gerçekleştirmek üzere gerçekleştirdiğim bir yarım amul. ya Ürettiğiniz ürüne göre yarım amirliğin tanımlaması ve yorumlanması tamamen sizin dünyanızdadır. Ya da bu hesapları takip eden o ilgili arkadaşımın sizin şirketinizi tanımasıyla doğrultulur. Bu vesileyle arkadaşlar sizin ilk madde ve malzeme dediğiniz yani ben daha üretimin ilk aşamasında kullanma kullanacağım. Üretimin daha ilk reçete kalemidir bu. Ee, ilk madde ve malzeme toplamda ne kadar aldım? Boş toplamında gördüğümüz rakam. Sizler dönem içerisinde yüzlerce kez o ürünleri almış olabilirsiniz. İşte bu yüzlerce kez ürünlerin toplamı e, şu kadardır borç toplamına bakabilirsiniz. Ve bu yüzlerce aldığım milyon TL ya da milyon dolar eden alışımın ne kadarını üretimde kullandım veya ne kadarını sattım sorusunun cevabı ise alacak toplamıdır. Ve o gün itibariyle benim stoğumda ne kadar var, envanterimde ne görünüyor sorusunun cevabı ise borç kalanıdır. Arkadaşlar bir firma ne kadar büyük olursa maalesef de otokontrolü o denli de ters orantı küçülüyor. Ben çok bilirim ki koca koca büyük bir firmaların stoklarını takip edemeyip de ilgili birimde bir takım böyle e, usulsüz işlemlerin yapıldığını yani orada satın alma sorumlusu, depo sorumlusu ya da vardiya amiri gibi gibi kişilerin tabii kimseyi suçlamıyoruz ama genelde gördüğümüz işte Sizler 150 158 arasındaki çalışan hesapları kontrol altına alamazsanız bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz. Devamını siz anladınız. O yüzden arkadaşlar 150 dediğim kısım bu. 151 de aslında aynıdır. Çünkü stok size yarı muamül olarak gelmiştir. Ben ne kadar yarı muamül aldım dönem içerisinde o mizan tarih aralığını siz verirsiniz. Oradaki tutar boş toplama, ne kadarını üretime kullandım ya da sattım alacak toplama ve boş kalan olarak gördüğüm kısım ise benim o gün itibariyle depomda, stokumda, envanterinde görünen rakamdır. Orada görünen rakam ile Mizanımızda görünen rakam aynı ise on numara. Her şey yolunda demektir. Ama aynı değilse orayı biraz kurcalamanız gerekir. Bir yerlerde bir hata var. Mamül dediğimiz kısım ise arkadaşlar. Sizin üretim yapan arkadaşlarım için hala bahsediyorum. İşte o üretimin belirli safhaları tamamlanmış da şu an artık satışa hazır duruma gelmiş dediğim kısım. Benim 152'ye baktığım zaman Borç kalanında görmüş olduğum tutar benim artık e, e, para maliyet olarak şu kadarlık bir maliyeti harcamışım ve elinde şu kadarlık adetim veya toplamda şu kadarlık ürünüm satmaya hazır. Yani benim paraya çevirebileceğim tutardır arkadaşlar. Bununla da ilgili bizim bakacağımız yer mizanda borç kalanıdır. Bunun haricinde arkadaşlar 150 Burada alsat yapan arkadaşlarımın için yani siz bir yerlerden bir ürünü tedarik ettiniz ve o tedarik ettiğiniz ürünü de bir yerlere satıyorsunuz. İşte ne kadarlık ürünü depoma soktum aldım sorusunun cevabı borç toplamıdır. Ve ne kadarlık sattım sorusunun cevabı ise alacak toplamıdır. Şu an elimde ne kadar var? Daha ne kadar daha mal satabilirim? Ya da ne kadar malımı TL'ye çevirebilirim? Sorusunun cevabı da arkadaşlar 153 satırının borç kalanı sekmesine bakmamız yeterli olur. Ve bazı işletmelerde o ürün bozulabilir, kırılabilir ya da onu ürünleri bir e, üretim yaparken sarf olabilir. Bununla da ilgili ya da o ürününüz artık bozulmuştu, Bir şeyler olmuştur ve o ürününüze de bir takım değer düşüklüğü olmuştur. İşte bu, bu şekildeki değer düşüklüğü kısmı da bakın bu da eksidir mesela. Yani olması gereken değeri size negatif, olumsuza çeviriyor. Burada da arkadaşlar bakacağınız kısım alacak kalanıdır. Burada... Dönem varlıklar arkadaşlar işletmenizin kalbidir. Yani sıcak paranın döndüğü yer burasıdır. O yüzden bütün birazdan anlatacağım mali tabloların hepsinde dönem varlıklarla ilgili bir takım matematiksel formüller vardır. Sizin bankalarınız, ya da kredi veren kuruluşlar, faktörün veren faktörün kuruluşları ya da finansal kuruluşlar hiç fark etmez ağırlıklı olarak hep dönem varlıklara bakar. Çünkü ne kadar paranın girip girmediği ya da ne kadar ton işlem hacminin devir daim olduğu bunların hepsi dönem varlıklarla anlaşıldığı gibi aynı zamanda sizin ağırlıklı olarak finansal kaldıraç olarak kullandığınız herkesin bildiği bir KDV ödemesi vardır. Ve bu KDV ödemesi zaman zaman işletmelerde ol olabildiği gibi zaman zaman da o işletmelerin devletten alacağı haneye de yazılır. Ona da biz devreden KDV diyoruz. Yani sizin arkadaşlar 190 devreden katma değer vergisi. Bu devletin yani bağlı olduğunuz vergi dairesinin size olan borçudur. Biliyorsunuz ülkemizde katma değer vergi beyannamesi aylık verilir ve her ayın sonunda tahakkuk edilerek ya size ödeme ya da sizin alacağınız haneye yazılır. Zaman zaman da bu alacağınız haneyetteki rakamlar duruma göre nakit iade alabildiğiniz gibi bazı vergi borçlarınızdan da mahsup edilir ya da duruma göre hiçbir şekilde mahsup edilmez. Sadece sizin düzenlemiş olduğunuz satış faturalarından mahsup edilir. Çünkü sizler satış faturası düzenledikçe size bir KDV ödemesi çıkar. İşte o KDV ödemesini minimuma çevirmek için 190 dediğimiz devreden katma değer vergisi. Yani önceki aydan sizin alacağınız, vergi değerinizden alacağınız rakamdır arkadaşlar. Sonuç itibariyle her işletmenin benim KDV ödemem nedir sorusu her işletme bunu yapar. Ne zaman yapar? Genelde ayın ortalarında yapar bunu. İşte sizin de bakacağınız kısım 190 kısımdır. Yani borç kalan arkadaşlar. Dönem varlıklar kısmını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim borç kalanında gördüğümüz rakamlar gücümüzü ifade etmektedir. Her ne kadar vergi değerinizden almanız gereken Vergi dairesinin size borç olarak yazmış olduğu o KDV tutarını e, açıklamış olsam da sizin de aynı zamanda o ay için ödediğiniz KDV'ler yani işletmeniz için fatura ödüyorsunuz faturanızda bir KDV var. Kira ödüyorsunuz, KDV var. Avukat ödeme yapıyorsunuz, KDV. Muhasebe ödeme yapıyorsunuz, KDV. Mal ya da hizmet alıyorsunuz, KDV. İşte ödemiş olduğunuz bütün KDV'lerin toplamı sizin 191 dediğim indirilecek KDV rakamıdır. Bu durumda arkadaşlar, borç toplamı olarak gördüğünüz rakamların tamamı için böyle sürekli geçti. Borç toplama olarak gördüğünüz tutarların tamamı arkadaşlar sizin ödediğiniz KDV, alacak toplama olarak yaptığımız kısımlar mahsup edilen KDV, borç kal borç kalan olarak gördüğümüz kısım ise o ay devletten alacağımız rakam artı o ay sizin ödediğiniz KDV'nin toplamıdır. Bu şu andan taşır arkadaşlar. 190 artı 191 benim daha devletten şu kadar alacağım var. Duruma göre siz de o ayda düzenlediğiniz satış faturalarınızdaki KDV tutarlarını toplarsınız. Ya size ödeme çıkar ya da sizin devletten alacağınız halen bakiyedir. bir sonraki aylara devreder. O yüzden arkadaşlar 191 mantığını kavruyor olmanız, Kesinlikle ama kesinlikle size çok fayda sağlayacak. Hatta finansal ödeme bütçelerinizi, ödeme kalemlerinizi, kaldıraç oranlarınızı dahi dengeye e, sokacak önemli kalemlerden bir tanesidir. Burayla ilgili arkadaşlar önemli olduğunu düşündüğüm... E, 195 ve 196 iş avansları ve personel avansları. Muhakkak ki zaman zaman çalıştığınız kişilerle kendi aranızda o mal ya da hizmet teslimatı gerçekleştirmeden birbirinize avans verdiğiniz süreçler oluyor. Yani şu kadar rakamı önden ödüyorsunuz. Daha sonra da hizmetin tamamlanması ile beraber kalan bakiyeyi veya cari hesabı kapatıyorsunuz. İşte bu durumda arkadaşlar sizin 195 hesapta yapmış olduğunuz iş avansı. Yani borç toplamına baktığınızda toplamda şu kadar iş avansı dediniz. Alacak toplamına baktığınızda şu kadar iş avansının hesabı kapandı. Borç kalanı da hala sizin şu kadar piyasadan iş avansı ödemişsiniz ve alacağınız var hanesinde görebilirsiniz. Personel avansı da adı üstünde personel avansı. Her firmanın tabii ki maaş ödeme günü vardır ama zaman zaman personellerin böyle e, önceden işvereninden avans şeklinde çekmiş olduğu maaşı istinaden rakamlar olur. Ve bunların da hepsini biz 196 hesapta takip ediyoruz. 196'da görülen kısım ise personelinizin size olan borcudur arkadaşlar. Mizan dediğimiz kısım dönen varlıklar kısmı ve duran varlıklar. Yani bunların tamamı mizanımızın en üst kalemidir ve duran varlıklarda dönem varlıklar gibi sizin gücünüzdür. Arkadaşlar dönem varlıklar anlık sıcak para olarak düşünün. Duran varlıklar ise şu an işletmemin bir köşesinde duruyor. Ben istediğim zaman parayı çevirebilirim. Nedir çevirebileceğiniz kısım? Yatırımlarınız arkadaşlar. Burada yine finansal kuruluşlar duran varlıklarınızı da inceler. Neden inceler? Sizin işletmenizin durumu inşallah tabii ki her zaman için iyiye gider ama bazen bulutlar ters eser, rüzgarlar ters eser ve bu durumda da paraya ihtiyacınız olduğu durumda banka der ki ya benden aldığı krediyi acaba ödeyebilecek mi? Ödeyemezse ne olur? Sorusunun cevabı 2'de saklı. Burada tek düzen hesap planı 2 ile başlayan hesaplar paraya çevrilebilecek kısımdır. Bu durumda banka der ki ben şununu satarsam, sahip olduğu şu e, varlığı satarsam ben alacağımı tavsiye ederim. Neyini satabilir arkadaşlar? 250 arazi var sana. İnşallah tabii ben kötü senaryoyu anlatıyorum. İşletmenin arkadaşlar çekmiş olduğu krediyi ödemezse Kredi kartını ödemezse gibi bir takım e, finansal ödemelerini gerçekleştirmedi ya da caridir bunlar. Yani aranızda bir firmayla çalışmışsınızdır. Herhangi bir nedenle ödememişsinizdir. Bu durumda da karşı taraf icraya vermiştir. Ve icra kanalıyla da işte birazdan anlatacağım e, detayını paylaşacağım bilgiler haciz yoluyla şirketten alınır. Nedir haciz? Arazi varsalarınız alınabilir. Sonuç itibariyle bu para yapan ve durdukça da ülkemizde değerlenen bir varlıktı. O yüzden sizin yapmış olduğunuz yatırımların içerisinde arazi ya da arsa varsa bunların tamamını biz 250'li hesaplarda takip ediyoruz. Yine arkadaşlar dönen varlıklarla duran varlıkların çalışma mantığı aynıdır. Yani bizim sahip olduğumuz arazi ve arsaların toplama boş toplamına bakmalıyız. Oldu ki siz bunu herhangi bir nedenle sattınız, sizden çıktı. Alacak toplamına bakmalıyız borç kalanı olarak görünen tutar ise sizin o günkü sahip olduğunuz arazi varsalar örneğinden gidiyorum. Arazi ve arsaların toplam tutarıdır. Ama bu binalar için de böyledir. Yeraltı ve yerüstü düzenleri için de böyledir. Sonuçta bunların hepsi sizin sahip olduğunuz varlıklardır ve boş kalanı o sahip olduğunuz ürünlerin değerini Parantez içerisinde ekstra bilgi paylaşın. Bizim ülkemizde Tek düzen hesap plan dediğimiz bu hesap planı varken TFRS dediğimiz Türkiye Finansal Raporlama Sistemi çalışır. Yani bizim yeraltı ve yerüstü düzenlerinden örnek göstermek istiyorum. Sizler değerleneceğini düşündüğünüz bir araziyi aldınız. Bugün de 100.000 TL örneğinden gidelim. 100.000 TL ödediniz arkadaşlar. Haliyle boş kalanında o 100 bin TL'yi görüyorsunuz. Aradan 3 yıl geçti ve 5 yıl geçti. Ne kadar güzel. O arazinin oradan da metro geçti. Rezidanslar kuruldu. Orası 100 bin TL değil de 100 milyon TL oldu. Bu durumda arkadaşlar fiilen orası değerli olmuş olsa da TFRS sisteminde biz oraya değer artışı gösteremiyoruz. Yani halen orası sizin defter kaydınızda borç kalanında 100 bin TL'dir. Ama bir de UFRS raporlama sistemi var. Bu uluslararası finansal raporlama sistemine giriyor ve tüm dünya genelinde de yine bu mizanın bu hesapları kullanılır. O durumda arkadaşlar dipnotlar devreye giriyor ve de sizin şirketinizi değerlendirecek bu yatırım olur, bu başka bir şey olur. Oralar ayrı bir yer ama burada ek parantez içerisinde bilgi paylaşımı yapmak istedim. Türkiye sisteminde bugün aldığınız tutar 10 yıl sonra da aynı tutardır. Bu TFRS sistemine göredir. Ama IFRS sistemine göre baktığınızda bu mizanı hazırlayan kişi oraya bir e, parantez içerisinde bilgi düşer. Her ne kadar da bunun değeri 100 bin TL olsa da da bunun değeri bugün itibariyle 100 milyon ya da 200 milyon ne kadar ulaştıysa. O yüzden arkadaşlar mizanı da bakıp da bir takım yorum yapacak olan kişiler IFRS sistemine göre daha farklı yorumlar yapar. Bu sebeple bizim ülkemizde bunlar olmadığı için birazdan anlatacağım mali tablolarla bunları birleştirerek bazı dipnotlara bakmanızı öneriyorum. Ama sonuç itibariyle bizim için şu an mizan önemli ve mizanda o ürünlerin değer artışını düşünemeyiz. Siz de bildiğiniz gibi herhalde dünya genelinde bir tek Türkiye'de vardır ki arabayı bugün alıp da yarın o arabasının Allah göstermesin kaza ya da bir şekilde hurdaya döndüğü zaman değer kaybolur. Aksi takdirde de hep değer artışı. İşte değer artışı dediğimiz arkadaşlar 250, 51, 52 anlattım ama 53 anlattım ama 54 taşıtlarda da aynısıdır. Ve sizin sahip olduğunuz taşıtların da tamamı yine borç toplamındadır. Sattığınız araç vardır alacak toplamı artı eksi mevcuttaki değeriniz borç kalanını gösterir. O yüzden arkadaşlar sizler Özellikle içinde bulunduğumuz bu hafta lütfen mali müşavirinizden beyannamelerine bağlamadan önce mizanına alıp şöyle bir kabaca bakın. Muhtemelen arabalarınız olabilir. Hani olası ki bir hata, olası ki bir yanlış kaydın önüne geçmek ve mizanınızın doğru verileri e, yansıtması adına bir kontrol etmenize fayda var. Hatta dediğim gibi bunu da ara ara isteyerek sürekli yani anlamıyorsanız dahi isteyin. Çünkü bir kişi takip edildiğini bilirse biraz daha kendisine çekirdek verir. Bu sebeple arkadaşlar yapmanıza fayda var. Şimdi bunun haricinde 250, 51, 52, 53, 54 bunların tamamı satılabilir ve şirketinize bir değer katar, bu paraya çevrilebilir ve 255 arkadaşlar demir başlar. Demirbaş dediğimiz süreç ise sizin sahip olduğunuz uzun süreli kullanacağınız ama ticari faaliyetinde kullanacağınız nedir? Bilgisayar, nedir? Telefon, yazıcı ya da ofisinizde kullanacağınız masa, sandalye, klima gibi gibi bir oma mefruşat gibi malzemeler. Bunların arkadaşlar tamamını sizler ne, ne zaman ne aldıysanız bunların hepsi 255 demirbaşlarda görünmektedir. Tabi bunların detayına inmek için de alt kısım dediğim başka bir raporlama sistemi muavin ya da alt kırılımla mizan dediğimiz kısımlar var. Oralara girip pek fazla karıştırmak istemiyorum kafanıza ama sonuç itibariyle sahip olduğunuz her türlü varlıklar arkadaşlar ikili hesaplardadır. Bunun haricinde e, mevcut da hani şu an Teknopark'tasın hatta ben de şu an bir Teknopark'tayım e, Sakarya Teknopark'tan bugün sesleniyorum. Arkadaşlar Teknopark firmalarının asıl amacı orada bir arge projesi üretirler. Ve bu arge projesinin sonunda da nihayetinde bir buluş çıkan. Ancak sizin o yaptığınız buluşun arge sürecinin başlangıcından bitişine kadar yaptığınız harcamaların tamamı arkadaşlar sizde bakın altta 263 dediğimiz araştırma ve geliştirme giderleri. Yani sizin o e, buluşunuzun maliyeti ne oldu? Neye denk geldi? Burada da Koskep'ten destek alanlar veya TÜBİTAK'tan destek alanlar ya da özel kuruluşlardan işte destek alanlar, fon kapsamında destek alanlar için bahsediyorum. Ne kadarlık o bütçe harcandı sorusunun cevabı da 263'te saklı. Yani 263 bize ne diyor? Boş toplamı ben bu RGM için şu kadarlık harcama yaptım. Bunu yeri gelecek Teknopark RG portallarınıza gireceksiniz. Yeri gelecek ben ne kadar size ayrılan fonu kullandım sorusunun cevabını bulacaksınız. Ve aynı zamanda o buluşunuzun maliyet tutarını buradan görebileceksiniz. Buluşunuzu sattığınızda alacak toplamı ya da bir kısmını sattığınızda alacak toplamı borç kalanı da arkadaşlar sizin değerinizde. Şimdi hep borç, borç sütununda, borç kalanı sütununda bir rakamdan bahsettim. Eğer ki arkadaşlar bankanızda paranız yoksa tabii ki borç kalanı sıfırdır. Tabii ki bina yapmış olduğunuz yatırımda binanız yoksa tabii ki sıfırdır. Demirbaşınız yoksa tabii ki borç kalanı sıfırdır. Yani borç kalanı da gördüğünüz rakamlar bir rakam varsa o zaman araştırmakta fayda var. Bir rakam yoksa zaten en iyi sizde elbisesinin o kalemle ilgili bir yatırımınız ya da harcamanız olmadığı anlamı taşımaktadır. Son olarak arkadaşlar bu sayfada haklar ve şerefi. Sizin lisans alıyorsunuz, sunucuları kiralıyorsunuz. Bunların da hepsi onu kullanmak için elde ettiğiniz haktır. Bu hakların da tamamı, süresi ya da tutarı yine 260 ve 61'li hesaplara bakılarak da takip etmeniz mümkün. Yani arkadaşlar dönen ve duran varlıkların toplamı sizin gücünüzdür. Paraya çevirebilecek varlıklarınızdır. O yüzden burada görünen borç kalanında görünen rakamların yüksek olması sizin refahınızın da yüksek olması anlamı taşımaktadır. Tabii ki burada hep böyle güzelliklerden bahsettik ama her firmanın tabii ki günahı da var. Nedir? Borcu. Borç dediğimiz o zaman çok basit bir şey. 300 ile başlayan hesaplarımız. 300 arkadaşlar kısa vadeli yabancı kaynaklar. Burada da yorumlar çok değişik. Çünkü yorum şudur. Kısa vade deyince ben bir yılı düşündüm. Bir yıl neye göre bir yıl? Yani siz Aralık ayında bir borçlanma yapmışsınızdır. Bir yıl bir sonraki yıla devreden bir sonraki yılın. Hayır arkadaşlar bununla ilgili genelde akademik olarak yapılan çalışmalar ve bu konudaki uzman kişiler her bir yılı 31 Aralık'ta bitirir. Yani bizim ülkemizde dönemsellik vardır. Bu yüzden bizim o yıl içerisinde varsa kredi borcumuz borç topla şey e, alacak toplamında olacak. Artık biz borç toplamını alacak toplamı ve borç kalanına bakmıyoruz. Yani 3, 4 ve 5 hesaplarda arkadaşlar alacak kalanına bakıyoruz. Bu durumda bankamızın kredisi ne kadar kredi çektik evet. alacak toplamı. Ne kadarını ödedik borç toplamı ve ne kadar borcumuz kaldı alacak kalanı. Haliyle bizim alacak kalanına baktığımızda gördüğümüz rakam bizim günahımız yani cebimizden çıkacak olan paradır. Cebimizden çıkacak olan para nedir? 300 banka kredilerini söylediğim gibi bunların içerisinde finansal kiralamalar yapmış olabilirsiniz. 300, 301, 302. Buralara çok fazla girmeyeceğim. Ama 320 de dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü 320 size mal ve hizmet satan. Satıcıdır bu adamlar. Satıcılar siz bu kişilerden ne aldınız? Alacak toplamı, ne kadarını ödediniz? Borç toplamı, ne kadar borcum kaldı sorusunun cevabı ise alacak kalandır arkadaşlar. Şimdi 320 sizin için önemli. Bir sonraki önemli olduğunu düşündüğüm 335 personele borçlarınız haliyle personelinize o şu tarihten bu tarihe kadar ne kadar borçlandım sorusunun cevabı alacak toplama. Yani ne kadar ödediğiniz borç toplamı. Yani sizin fiilen ödediğiniz şirketinizden çıkan para borç toplamı. Peki daha personelinize ne kadar şirkette personel e, maaş borcunuz var diyelim. Tabii maaş dedim ama orası maaş, ikramiye, mesai, tazminat, ihbar, belki yıllık ücret izni nakit ödeyi. Bunların hepsinin karşılığı Alacak kalanlar arkadaşlar. O yüzden sizin personeline karşı hangi nam altında olursa olsun ödeyeceğiniz rakam alacak kalanındadır. Burada arkadaşlar son olarak önemli olduğunu düşündüğüm 360 ödenecek vergi ve fonlar. Şimdi kurumlarda ki benim ne kadar vergi borcum var? Tabii ki bunu sorgulayabilmek için bir takım online sistemler var. İnternet interaktif vergi dairesi sistemi var. Ama oralara da gitmeye gerekiyor. Benim mali müşavirimden alırım mizanımı. 360 hesabın altında alacak kalanına baktığım zaman ne kadar vergi borcumu veya 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine baktığım zaman yine alacak kalanına baktığım zaman ne kadar ödeyemediğim vadesi geçmiş sigorta prim borcum var sorusunun cevabını da 360'a 360 ve 361'e bakarak yorumlayabilirim. Ee, Evet. 391'i anlatmıyorum. O da sizin düzenlemiş olduğunuz faturalarla ilgiliydi. E, onu zaten dönem varlıklar kısmında anlatmıştım. Bir diğer arkadaşlar dörtle başlayan hesaplar. Dörtle başlayan hesaplar kopyalı yapıştır mantığıdır. Üçle başlayan az evvel paylaştığım bilgilerle aynıdır. Tek fark şudur. Uzun vade, kısa vade. Yani burada bir sonraki yıla devreden borçtan Varsayalım ki siz 100 bin lira kredi çektiniz. Dediniz ki bu 100 bin liranın da e, onar bin lira ödüyorsunuz. Kasım ayında çektiniz. Kasım aralıktaki ödeyeceğiniz borç 300'dedir. Bir sonraki takip eden yılın devam eden aylara sarkan ödemesi ise 400'e sarkmaktadır. O yüzden arkadaşlar takip eden yılda ödeyeceğiniz bütün borçların tamamı 400'e hesaplardadır ve 300 ve 400'e hesapların çalışma mantığı birebir aynıdır. Tek fark kısa vadeli ve uzun vadeli olmasıdır arkadaşlar. O yüzden burayı da hızlı geçiyorum. Çünkü konumuz aslında bir o kadar zevkli, bir o kadar da sıkıcı, elimden geldiği kadar sıkılmadan sizin faydalanmanızı sağlayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ve e, mizan dediğimiz kısımın beşinci beşte başlayan hesaplara geldik. İşte burası da bizim şirket ortaklarımızın gücüdür arkadaşlar. Bu şirket ortaklarımız şirketimizi ne kadar finanse ediyor? Diyoruz ki sermaye. Her şirket biliyorsunuz kuruluş aşamasında bir sermaye ile kurulur. Duruma göre de ilerleyen aşamalarda sermaye artışı yapan limited ya da anonim şirketler yaparlar. Bu vesileyle arkadaşlar şirket ortaklarının taahhüt ettikleri, ödedikleri demiyorum, taahhüt ettikleri sermayenin toplamı yine arkadaşlar burada bakıyoruz, alacak kalındır. Yani şu kadar taahhüt etmiş. Ve arkadaşlar 501 dediğimizde şu kadarını ödenmiş. Yani şirketimin bir tane, üç tane, beş tane ortağı var. Bunların da belirli bir oranlarla taahhüt ettiği bir sermaye vardı. Bunların bir kısmı ödendi ve ödenmemiş olan kısım 501 ödenmemiş sermaye. Ey ortağım sen artık şu borcunu getir deme vaktiniz geldiyse onu buradan görebilirsiniz. Neye bakmanız lazım arkadaşlar? Borç toplamına. Yani artık karşı tarafın size borcu vardır. Bunu getiriyor deme, getir demeniz gerekir. Ve arkadaşlar burada sermayeleriniz, Sermaye kapsamında biliyorsunuz ülkemizde enflasyon var. Bir dönem enflasyon muhasebesi de tutuyorduk. Şu an hala tutanlar var ama onu belirli sektörler yapıyor. Teknopark firmaları şu an sermaye ile ilgili enflasyon muhasebesi tutmuyor. O yüzden oraları hızlıca geçiyorum. 540 ve 541, 542 hesaplar. Arkadaşlar her yılın sonunda kurumlar vergisinin beyan verilmesiyle beraber e, vergi sonrası net kar ortaya çıkar. Ve bu net kardan sonra şirketin gelecek dönemlerde de faaliyetini devam ettirebilmesi için bir takım yasal akçelere ayrılmak zorundadır. O yasal akçeler ayrılmasıyla beraber şirket ortakları kar payı çekebilir. İşte ne kadar kar payı çekebilirim sorusunun cevabı da arkadaşlar burada saklı. Yani 590 diyelim 590 dönem net karından bir takım yasal akçeler düştükten sonra kalan rakamı şirket ortakları çekebilir çekebilir ama çekerken de tabii burada e, brütten nete dediğimiz bir kavram orada da bir stopaj ödemesi vardır. Teknopark firmaları hemen hemen bütün vergilerden muafken şirket ortakları olarak kar payından çekmiş oldukları e, kar payı olarak çekmiş oldukları tutarlar vergiye istisna değildir arkadaşlar. Şimdi Mizan bize birçok şey anlatıyor dedik. Beşli hesapları biraz hızlıca geçtim ama arkadaşlar 590 ve 591 hesap bence muhakkak üzerinde durulması gereken, e, incelenmesi gereken hesaplardan bir tanesi. Ne diyor? Adı üstünde yani. 590 dönem net karı. Bu dönemin Net karı. Dikkat ettiyseniz aslında şu ana kadar baktığında toparlayacak olursak, kasa dedim çekmece, banka dedim bankalarımız, alıcılar, müşterilerimiz, KDV dedim, krediler dedim, personel dedim, satıcılar dedim. Bunların hepsi hani bakıldığı zaman anlaşılamayacak kadar basit olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle hepsi özüldüren cümle etrafında. Hepsinin çok basit olduğunu düşünüyorum. Yani baktığınız zaman rahatlıkla bu yorumları yapabilirsiniz. Bu yüzden 590 ve 591. Aa ben bu dönem kar mı elde ettim? Ne kadar kar elde ettim? İşte 590'a baktığımda bu rakamı görebilirim. Ya da 591'e baktığımda bakın o da terstir. Çünkü şirket artık boşlanmıştı. Ben dönem zarar ettim. Kendi öz varlıklarımı kullanamadım zamanında ya da bir herhangi bir şeyler neden oldu. Ben bu dönem zarar elde ettim. Sorusunun cevabı da arkadaşlar 591'dir. Kısacası... 1, 2, 3, 4 ile başlayan hesaplar bilanço hesaplarıdır. Bilanço hesapları da o gün itibariyle şirketin fotoğrafını çeker. Kime ne kadar borcu var, kimden ne kadar alacağı var, sermayesi ne, mevduatı ne, gücü ve kuvveti nedir sorusunun cevabı 1, 2, 3, 4 ve 5. Bilanço hesabı olarak nitelendirdiğimiz bu hesaplara bakarak yorumlanır arkadaşlar. Ve bunun haricinde mizan devam ediyor tabii ki. 6 ile başlayan hesaplarımız var. İşte 6 ile başlayan hesaplar hepsi önemli ama burası daha ayrı bir önemli. Çünkü sizin faaliyetiniz nereye doğru gidiyoruz sorusunun cevabı ve sizin faaliyetinizden doğan kar ve bu kardan olması gereken vergi ya da istisna olacak vergi buraya bakılarak yorumlanır. Nasıl yorumlanır arkadaşlar? İşte gelir ve gider. 600'e bakıyorum. Yurt satışlar. Yani benim Türkiye sınırlarını yapmış olduğum satış. Nedir? Alacak kalanı. Yani benim alacak kalanı olarak gördüğüm tutar neyse benim KDV hariç olarak yapmış olduğum satışlarımın toplamını veriyor. 601 yurt dışı satışlar alacak kalanına baktığım zaman yapmış olduğum ihracatlarımın toplamını veriyor. Yani gelirlerimi veriyor. 602 diğer gelirler ana faaliyetimin dışında kalan ekstradan elde ettiğim diğer gelirler olarak gruplandırdığım gelirlerin alacak kalanı sütununa baktığım zaman buradan da elde ettiğim gelirleri veriyor. Yani burada arkadaşlar kazanç olarak baktığım yer alacak kalanı altılı hesaplar bakın burada mesela e, hesapların satır sonlarında eksiyle başlayan tire koyulmuş hesaplar var. Demek ki buradakiler ters mantık çalışıyor yani. <laughs> bu tire olarak işaretlenmiş olunan satırların boş toplamı olarak gördüğümüz kısımlar ise giderim olarak nitelendirebilirsin. 600, 601, 602 benim gelirim ama 610'a geldim. Adı üstünde satıştan iadeler. Ben satmışım bir şey, bir tutarda ama onun bir kısmı bana iade gelmiş. Boş toplama. Ve iade edilen, yani gelirimi küçülten kalemimin de tutarını görebiliyorum. Ya da ben bu satışımı yaparken iskonta oldu, iskonta yaptım. Yine onu da 611'de görebiliyorum. Bakın bunlar da benim giderimdir. Satılan muamelenin maliyeti, ama ben üretim yapıyordum. 150'li hesaplarımdan bahsetmiştim. Ve burada da bazı ürünlerimiz üretirken bir takım, e, maliyet kalemlerim oldu ve bunların da hepsini ben satılan mamuller maliyetinde satılan ticari mal 153 aldım ve sattım işte buradaki maliyet kavramım borç toplamımdır ya da satılan hizmet maliyeti bir yerlere ben hizmet geliri elde ederken katlandığım da e, bir takım giderlerim olmuştur. Kısacası arkadaşlar burada alacak kalanına baktığımızda gelirlerimiz, borç ka, e, kalanına baktığımızda ise giderlerimiz. Her ikisinin arasındaki fark olumlu ise arkadaşlar 690 dönem karı veya zararına gider. Zararda mıyım, karda mıyım? 690'daki rakam bana nereye doğru gittiğimi gösterir. Çünkü borçlardan alacağım artıdan eksimi eşittir e, ulaşacağım değeri göstermektedir. 690 arkadaşlar benim şirketimin hangi yöne doğru gittiği hedeflerimi göstermektedir. Kısacası faaliyet tablosu ya da gelir tablosu olarak nitelendirdiğimiz kısımlarla ilgili 600'e hesaplara bakıyor olmamız yeterli. Ama bunun haricinde katlandığımız giderler var. Ve bu giderler de arkadaşlar yetili hesaplardadır. Burada tersten yukarıya doğru çıkacağım. Çünkü alttaki kısımlar daha kolay. 780 finans giderleri. Sizin bankacılık tarafında katlanmış olduğunu, havale EFT giderinden tutalım da ödediğiniz kredi kartı komisyonları ya da bankacılık masraf giderleri. Sizin o dönem bankaya masraf olarak verdiğiniz rakamlar ne kadarsa arkadaşlar 7 ile ilgili başlayan hesapların tamamı için borç toplamına bakmanız lazım. Bu yüzden finansman giderlerin sorusunun cevabı 780'dir. Borç toplamında katlandığınız gider. Yukarıya doğru çıkıyorum. Genel yönetim gideri. Ben bu şirketimi yönetirken katlandığım gider neler olabilir? Elektrik, su, telefon, ofis giderleri, muhasebe, e, avukat, e, personel ne olursa olsun bunlarla ilgili katlandığınız yönetim giderlerinin tamamı 770 borç toplamındadır. 760 arkadaşlar tabii ki her üye şirketin pazarlama ile ilgili harcaması olur, reklam harcamaları olur. Bununla da ilgili 760 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri. 750-752 arge yapan firmalarla ilgili işte önce siz 750'li hesaplarda arge harcamalarınızı toplar ve ondan sonra da buluşunuz bittikten sonra da az evvel bahsettiğim 263 hesaba değer olur ama sonuç itibariyle RG'ye ayırdığınız harcama bu yıl içinse 750. Komple ne kadarsa 263 sorusunu hesaplarına bakabilirsin. Hizmet Ad üstünde hizmet yani yazılımcı ya da oyun tasarlayan ya da bir takım bilişim veya danışmanlık kapsamında bir takım harcamalarınız var ise bununla da ilgili arkadaşlar 740 hesaba hizmet kapsamındaki giderlerinize bakabilirsiniz. Diğer kısımları biraz hızlı geçeceğim çünkü onların tamamı üretim yapan firmalar içindir. Ve bu firmaları üretim çeteleri çalıştırır. Onların da belirli safhaları vardır. Detaya girip orayı karıştırmak istemiyorum aklınız ama önemli olarak düşündüğüm kısımlar bu hesaplarda var arkadaşlar. Ve buraya baktıktan sonra mizanın üzerinde çok durdu çünkü mizan bizim e, temel e, e, yapı taşımızdır. Ne kadar böyle temelimiz sağlamsa işte şimdi oluşturacağımız mali tablolarımız da o kadar sağlam olur. Biz mali tablo diyoruz ama arkadaşlar bu mali tablo olarak kimler ister? Biz bunu yani bizden kim ister ve biz kime bunu paylaşmak zorundayız? Bunları biz iki grupta iş bilgi kullanıcıları ve dış bilgi kullanıcıları. İş bilgilerimiz kim? Şirket ortakları en yani doğal hakkı. Ben sana para yatırdım. Bu şirkete bir şeyler yatırdım. Nereye doğru gidiyor şirket? Şirket ortakları mali tabloları incelemek ister. Yöneticiler şirketle ilgili kararlar verecekler. ister. Ve bunun yanında çalışanlar mevzuat diyor ki çalışanlar da görebilir. Ama biz hiçbir çalışanımızla paylaşmıyoruz. Paylaşmayı da uygun görmüyoruz ama mevzuatın bu şekilde çalışanlarla da paylaşılması kapsamında görüşü var ama biz paylaşırız paylaşmayız. Sonunda sonuç itibariyle bu kararı şirket yönetimi vermektedir. Biz arkadaşlar dış bilgi kullanıcıları olarak nitelendirdiğimiz devlet. Devlet olarak bağlı olduğunuz kimdir arkadaşlar? Vergi daireniz. Vergi daireniz her daim defter kayıtlarınızı ve mali tablolarınızı incelemek ister. Kredi kurumları, bankalar sonuçta oradan bir borç alacaksanız ister. Yatırımcılar şirketinizi tanımak adına firmanızı e, ne kadar değer verecekler? Değerleme kapsamında yatırımcılar mali tabloları görmek ister. Alıcı ve satıcıları atladım. Alıcı ve satıcı kısmı adeta çalışanlar gibidir. Bu kişilerle biz bu namahrem bilgilerimizi paylaşmak zorundayız ama usulüyle paylaşmıyoruz. Ama sonuç itibariyle paylaşılması gerekiyor. Alıcı ve satıcı şöyle e, açabiliriz. Biliyorsunuz bazı şirketler SPK'ya tabidir ve bunlar finansal tablolarını belirli dönemlerde web sayfalarında yayınlamak zorundadım. Zaten inşallah hepiniz o hacme ulaşırsanız o zaman mecburuz. Ama küçük ya da orta ölçekte şirketsek bu alıcı ve satıcı ile paylaşma kısmını tamamen şirket yönetemebilir. Arkadaşlar, maddi tablo olarak ne, ne asıl vurgulamak istediğimiz gelir tablosudur. Bilançodur, öz kaynak değişim tablosudur ve nakit akışın tablosudur. Her ne kadar bu tablolar belirli bir standart, bir şablon içerse de içerisine verilecek olan bilgileri biz mizandan alıyoruz, bir takım boşlukları dolduruyoruz ve sonuç itibariyle bazı verilere ulaşıyoruz. Ama burada benim size önerim şu. Genelde eski eşliğini düşündüğüm için. Hani derler ya aslında önemli olan kısımlar detaylarda saklı. Gerçekten de öyle. Bu tablolarda da dipnotlar vardır. Dipnotları muhakkak okuyalım. Dipnotlarda eğer ki bir not yok ise uyaralım. Çünkü dipnotlar kısmı aslında bu gelir tablo ve bilançonun kalbidir. Sonuçta karşı taraf banka bazı kalemlere baktığı zaman farklı yorumlar yapabilir. Ama o yorumu farklı yapmamasını sağlayacak detay dipnotlardadır. Her bir mali tablonun dipnot kısmı vardır. Orayı olabildiğince firmamıza ilgili ne gerekiyorsa doldurmaya çalışalım. Özellikle geçici vergi beyannameleri ile kurumlar vergi beyannamesinde olmazsa olmaz dipnotların hani es geçilmemesine önem vermekte fayda var arkadaşlar. Şimdi mali tablolarımızdan gelir tablosu. Gelir tablosu aslında az evvel anlattığım mizandaki altılı hesaplar. Yani ben altılı hesaplarda ne görüyorsan ciro mu, gelirimi, satış, yurt içi satış, yurt dışı satış, diğer gelirlerim ve bunun için katlanmış olduğum iskontolarım, iadelerim, maliyetlerim gibi kısımlar. İşte bunların hepsini biz gelir tablosunda birleştiriyoruz. Yani arkadaşlar gelir tablosu işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile Aynı dönemde katlandığı bütün giderler ya da maliyetler. Artı, eksi, eşittir, kar ya da zarar. Bu yüzden arkadaşlar halk dilinde biz muhasebeciler gelir tablosu diyoruz ama bazen kar zarar tablosu ya da faaliyet tablosu olarak da nitelendiriliyor. Mizanımızı biz hangi tarihler arası aldıysak gelir tablomuz da aynı tarihler içerisinde olmalı, olmak zorunda kalıyor. Çünkü Mizan başlangıç ve bitiş tarihlerini içerir ve ben oradan aldığım verilerime göre o halde ben gelir tablomu aylık da oluşturabilirim. 3 aylık, yıllık ya da iki tarih arasında da yani 1 Mart 30 Haziran gibi tamamen size bağlı istediğiniz herhangi bir tarihi de alabilirim. Bu durumda arkadaşlar siz istediğiniz aylık dediğiniz zaman ay ay gelirlerinizi giderlerinizi ya da her üç aylık dilimler halinde gelirlerinizi giderlerinizi takip edir, edebilir ve burada da nereye doğru gidiyoruz sorusunun cevabını görebiliriz. Peki gelir tablosu nedir? Gelir tablosu olarak aslında ben biraz alışılmışın dışında bir tablo paylaşıyorum. Çünkü normalde her bir gelir tablosu arkadaşlar sadece en sağda gördüğüm bir sütünden oluşuyor. Ama benim sizinle paylaştığım sütun 3 sütundan oluşmakta. Çünkü Teknopark firmalarının elde etmiş olduğu kazançlardan da istisna var. Bu arada arkadaşlar hani e, konumuzun dışında ama önemli olduğunu düşündüğüm için ve aklıma geldiği için paylaşıyorum. Teknopark firmaları her satışından istisna değildir ya da her gelirinden istisna değildir. Tabii ki siz oraya yetenler var. Orada da size sağlanan o avantajlardan sonuna kadar faydalanmak sizin en doğal hakkınızdır. Ama oyunun kurallarına göre oynamak denen tabir burada giriyor. Yani sizler biliyorsunuz projenizin bitirme yazıları ya da patentleri ya da faydalı model dediğimiz süreçte ama hazır yılımız bitmişken Almayan arkadaşlarım, yani projeniz bittiyse eğer, bu belgeler patent gerçi uzun bir süreyi kapsar ama sonuç itibariyle şu an dördüncü dönem geçici vergi ve bunun arkasından kurulma vergisi olacak. Burada da bir takım vergi istisnalarından faydalanmak istiyorsanız projesi biten arkadaşların proje ile ilgili elde ettikleri kazançlarla ilgili teknopark yönetimiyle görüşerek proje bitirme yazılarını tedarik etmelerini hatırlatmış olayım bu vesileyle. Dediğim gibi arkadaşlar gelir tablosu aslında sadece iki sütünden oluşuyor. Bir tarafta hesapların ismi, gelir ve gider kalemlerinin ismi. Diğer tarafta da bunları içeren tutardır. Ama ben üç sütun paylaşmamın sebebi şu. Birinci sütunun 4691 sayılı mevzuat kapsamında elde etmiş olduğunuz gelir ve bu gelir için katlanmış olduğunuz giderler diye nitelendirelim. Diğeri de belki de teknopark harici proje dışında da gelirleriniz olmuş olur olabilir. Orası içinde ayrı bir bilgi, e, verilerinizi koydum. Ve her ikisinin toplamı. Yani ben diyorum ki buraya bakarak şöyle bir yorum yapıyorum. Benim A1 satışlarımın içerisinde yurt içi satışlarımın 1 milyon 600 bin TL'si ilgili mevzuat kapsamında 250 bin TL'si mevzuat dışında toplamda 1 milyon 850 bin TL'lik bir gelirim oldu. Rakamlar atmasyon. Ve bunun haricinde benim yurt dışı satışlı gelirlerim oldu. Kaydırmışım özür dilerim. Yurt dışı satışlarım 350 bin. Teknopark içi ve Teknopark dışı 250 bin toplamda 600 bin toplamda toplam gelirim var. Ve bunun da 1 milyon 250 bin TL'siydi. Yurt dışı satışım ve bu da Teknopark gelirim. Bu durumda benim toplamda 1 milyon 600 bin yurt içi ve yurt dışı satışlarımın toplamı ve proje gelirlerim 250 bin proje dışı gelirim toplamda ve yakın olarak 1 milyon 850 bin gibi bir gelirim olmuş. Ama bunun haricinde satış indirim hiç yok. Olduğu gibi demek ki benim net satışlarımda 1 milyon 850 bin ve ben bu net satışlarımdan katlanmış olduğum giderler. Ticari mal maliyeti gibi, hizmet maliyeti gibi, genel yönetim maliyeti gibi bir takım eksilerimi de gelirinden düştükten sonra dönem karı veya zararı dediğim kısımda e, alt dipnotta görüyorum. Ve arkadaşlar yine konunun dışında mevzuat biliyorsunuz çok geniş. Aklıma gelmişken bir konu hakkında daha bilgi vereyim. Teknopark firmaları her ne kadar R&D projelerinden vergi istisnası olsa da Biliyorsunuz kur farkından dolayı elde edilen gelirlerden herhangi bir istisna yoktur. Bu durumda özellikle 2021 döneminde kurdan, kurun artışından kaynaklı bir geliriniz olduysa muhakkak ki bunu istisnaya koymadan vergisini ödemeniz gerekiyor. Ama Biliyorsunuz bir de Aralık ayında TL'yi koruma mevzuatı kapsamında mevcuttaki dövizini bozdurarak TL'de belirli bir vadede, detaya fazla girmeyeceğim, belirli bir vadede bağladığınız durumda haliyle dövizi bozdurduğunuz için elde ettiğiniz kur farkı geliri artı paranızı bağladığınız için vade farkı geliri toplamını gelirden istisnasınız. Bunu da bu vesileyle sadece üst başlık olarak paylaşayım. Merak eden arkadaşlarım mevzuattan da detaylı olarak bakabilirler. Çünkü geçici vergi döneminde olduğumuz için bozdurmayan arkadaşlarım belki bozdurmak isterler. Orayla da ilgili bir tarih kısıtlaması var. O tarihe dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi gelir tablosu ile ilgili paylaşmak istediğim bilgiler bunlar. Bir diğer mali tablo olan bilançoyu anlatmaya çalışacağım. Bilançoda arkadaşlar yine bizim mizanımıza gidiyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplarımız. 1 ile başlayan hesaplarımız neydi? Dönem varlıklar. 2 ile başlayan hesaplarımız duran varlıklar. Her ikisinin toplamı benim gücüm. Eşittir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar benim borçlarımdı. Ve sermaye benim gücümdü. Bu durumda arkadaşlar... 1 ve 2 ile başlayan hesaplarımın toplamı 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplarımın toplamına kuruşuna varana kadar eşit olmalı. Yani dönem ve duran varlıkları biz aktif, kısa vadeli, uzun vadeli ve sermaye olarak değerlerimizin toplamımızı da pasif olarak düşünüyoruz. Bunların hepsinde arkadaşlar birebir eşit olmak zorunda. Ve haliyle Ha, böyle bir şey yapmışım. Bir, iki, evet, üç kısa vadeli yabancı kaynaklar, dört de başlayan hesaplarımız, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve sermaye hesaplarımız 5'te topluyoruz arkadaşlar. Bir bilanço hesabına baktığımızda, mizandan yola çıkarak dolan varlıklar dediğimiz bir ile başlayan hesaplar. Her ne kadar bir ile iki ile başlayan hesaplar gücümüzse de yatırım olarak da düşünülür. Yani e, yatırıma mal olacak varlıklarımız. Bu yüzden arkadaşlar hazır değerler dediğimiz bankalarımız, kasalarımız, ticari alacaklar dediğimiz 120'li hesaplarımız, stoklarımız 153'lü, 152'li, 151'li, 150'li hesaplarımız ve diğer dönem varlıklarımız. Bunların hepsinin toplamı dönem varlıklarımızın toplamı varır. Haliyle bakın az evvel bahsettiğim gibi aktif toplamı temsili olarak 2000 TL iken en alt kısımda pasiflerimizin de toplamı 2000 TL'dir ve her iki tarafın toplamı birbirine bir kuruşuna varana kadar eşit olması onun. Eğer ki eşit, eşit değilse o zaman bir yerlerde bir hata vardır. Kesinlikle hata vardır bu hata da muhasebe kayıtlarından kaynaklanır. Yani hani sohbetimin başında siz bir belge vermezsiniz demiştim ya. Siz muhakkak belgenizi vermişsinizdir. Verdiğiniz belgelerde bir kayıt hatası vardır ki burada bu denkleştirme yapılamamıştır anlamı taşır. Bu yüzden arkadaşlar birden çok kalemlerinde bizim öncelikli olarak bakacağımız alttaki dipnotlardır, dip toplamlardır. Dip onun haricinde de işte diğer varlıklarım. Ne kadar borcum var, mali borcum, ne kadar avansım, ne kadar vergi borcum, ne kadar personel borcum var sorularının cevabı işiniz arkadaşlar. Bu şekilde bilançoya bakarak yorum yapabilirsiniz. Öz kaynak değişim tablosu ise öz kaynak arslanında arkadaşlar yine şirketin, işletmenin belirli bir dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış ve azalışlar. Öz kaynaklar dediğimiz ise arkadaşlar aslında bizim sermaye hesaplarımız. Yani 5'te başlayan hesaplarımız. Bunun için de tablomuza baktığımızda haliyle bizim ödenmiş sermayemiz ve bu ödenmiş sermayenin haricinde emisyon primleri denen bir kavram var. Yatırım almış olabilirsiniz. Emisyon primi de bir sermayedir. Emisyon primi olarak alışlarınız, değer artışlarınız, ayırdığınız yasal yedekler, akçeler, net dönem, şey net tuta, bunların toplamının net e, tutarlarını toplamıda. Kısacası arkadaşlar öz kaynak değişim tablosu kısmında mevcuttaki nereye doğru gidiyoruz? Çünkü aşağıda bizim bakacağımız kısım cari dönem ortadaki sütunlardır. Yani buradaki artış ya da azalışlar bizim öz kaynağımızdaki değişimleri ve değişim varsa da sebeplerini göster. Kapıyı kapıyı sonra aşağıda çağrı toplantılarında. Bir diğeri de arkadaşlar nakit akış tablosu. Nakit akış tablosu adından da anlaşılacağı üzere bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını açıklamayı amaçlayan bir tablodur. Yani bu tablo aracılığıyla işletmenin dönem içindeki nakit giriş ve çıkışlarını çıkışlar nereye çıkış, kaynak nereden geldi, kullanım yerleri bunların tamamının izlenmesi amacıyla bir hazırlanmış olan tablodur arkadaşlar. Ve bu tabloda da dönemsellik ilkesi. Yani sizler yine işte elindeki nakit ve nakit benzerim. E, buradaki rakamı 10 bin TL, 10 milyon TL iken sonraki 3 milyon TL'ye gitmiş. Bu kadar azalış nereye gitti? Ne oldu sorularının cevabı? Ya da stoklarım 16 milyondu, 18 milyona çıktı. İşte sebebi ne yaptım da artırdım şeklinde bunların hepsi ağırlıklı olarak Dönen ve duran varlıkları içermektedir arkadaşlar. Her işletmenin içerisinde hep muhasebe biriminden bahsediyoruz. Evet bunların tamamı muhasebe birimiyle alakalı. Ama arkadaşlar bence şirketinizi yapacağınız, tabii ki her türlü yatırım şirketinize değer kazandırır ama bir maliyet muhasebesi departmanı kurmaya özen gösterin. İşlem hacminiz arttıysa, Artık seri üretime geldiyseniz sürekli her gün günlük seri faturalar kesiyor iseniz bazen giden paraya da acımamak lazım. Bu sebeple maliyet muhasebesi departmanı kurarak işletmenizin her ürününün maliyetini ve bunların artışlarını azalışlarını takip etmek üzere bir departman ve e, bu süreçlerin tamamını kontrol altına alabilecek bir mekanizma kurmanıza fayda var. Günümüzde artık özellikle büyük firmalar, özellikle global firmalar kendi bünyelerinde maliyet muhasebesi departmanları kuruyor. O yüzden siz yöneticiler zaten genel anlamda hep zamanla yarışıyorsunuz. Zamanla yarıştığınız için de bazen böyle ufak detayları göremiyor olabilirsiniz. Bu sebeple muhakkak ki ya muhasebecinizden evet şu mizanı, bu gelir tablosunu veya bu bilançoyu bana bir gönderdi bir göz atmanızdan. Bunun için ayıracak vaktiniz yoksa bir departman birisini görevlendirerek bunların yapılmasında işletmeniz belirli bir e, sekmeyi büyütüyor, büyüdüyse, belirli bir ciro hacmine ulaştıysa muhakkak ki maliyet muhasebesi departmanı kurarak maliyetinizi kontrol altına almanızda fayda var arkadaşlar. Mevcutta bu anlatmış olduğum bilgilerin tamamı aslında hep yönetime hizmet eder. O yüzden arkadaşlar bunların tamamının hazırlanıp sunan muhasebe disiplini aslında yönetim muhasebesi olarak geçer. Tabii ki sizin mali müşavirlik taraflarında da olabildiğince yoğunluk vardır. ya da o kişi bunu düşünemeyebilir. O yüzden kendi muhasebenizi kendiniz yapmanıza fayda var. Çünkü mali müşavirler sadece sizin beyannamenizi ve defter kayıt tutmanıza yardımcı olurlar. Bunun ötesinde sizin ihtiyaç duyduğunuz her türlü bilgiyi az evvel paylaştım. Mizanla tedarik ederek bir takım kendinizce hedeflerinizi görebileceğiniz ya da artılarınızı, eksilerinizi değerlendirebileceğiniz, yönetimle ilgili kararlar alabileceğiniz bir mekanizma kurmanıza fayda var. Ve bu mekanizma sizi nereye götürecek arkadaşlar? Evet, biz bu bilançomuza bakıyoruz, gelir tablomuza bakıyoruz, mizanımıza bakıyoruz. Bunlar her işletme için birebir olmazsa olmaz ama bunlara bakarak da bazı mali dediğim kısım statik analiz amacına göre dediğim kısım ise yine döndüm yönetimi e hizmet eder bu mali analiz türleri yine yatırımcıya hizmet eder ve yine e, finansal kuruluşlara hizmet eder. O halde arkadaşlar bizim için önemli olan tabii ki hepsi önemli ama kapsamına göre kısmına baktığımızda statik analiz deyince ne anlıyorum? Ben sadece bir dönem yani neye bakıyorsun? Ben bir haftayı incelemek istiyorum. Bir dönem. Bir ayı incelemek istiyorum. Bir dönem. Altı ayı incelemek istiyorum. Bir dönem. Ya da bir yıl incelemek istiyorum. Bir yıl dönem. O zaman sadece bir tarih arasına bakmam bana statik analiz. Dinamik analiz ise karşılaştırmaya getirir. Yani iki tane farklı tablo. Nedir? Ben işte bu ayla geçen ayı karşılaştırmak istiyorum. Ya da Ocak, Şubat'la Mart, Nisan'ı karşılaştırmak istiyorum. Ya da ilk üç ayla sonraki üç ayı karşılaştırmak istiyorum. Ya da bu yılla önceki yılı karşılaştırmak istiyorum. Kısacası iki dönem, en az iki dönem üçüncü dönem olur, dördüncü dönem olur. Bu tamamen sizin bakmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz hedeflerle ilgilidir. Amacına göre kısmını tekrar anlatmak istiyorum. Yönetim kısmı işletmenin içinde yapılan analizler. Kredi analizleri, evet kredi kuruluşlarının kredi vermeye yönelik yaptığı analizler. <laughs> Ama bu kısım da bir deryademiz. Çünkü bizde arkadaşlar e, likit kaldıraç oranları vardır. Yani ne, neyi toplarsam elde ettiğim değer Türkiye enflasyon ortamına göre belirli değerlere ulaşması lazım. Bu değerlerin üstünde ise risk, altında ise bolluk, ortası evet firma istikrarlı gibi bazı veriler bizim karşımıza çıkmaktadır ama sonuç itibariyle bu mali analiz, kredi analizleri ve yatırım analizleri özellikle bu son dönemlerde e, ve teknopark firmalarına da çok fazla olmaya başladı. Belki sizler de fark etmişsinizdir. Yatırımcılar gelirler ve e, projelerinizi inceler, şirketinizi değerlendirirler ama döndüğünde ilk konuştuğunuzda dahi hatta ilk tanıştığınızda hadi bana şu mizanını gönderdir. İlk soru, ilk talep bu şekilde gelir. Peki bu kredi analizleri dediğimiz kısım kısa vadeli borç ödeme gücü. Yani bu firmanın bu borcunu ödeme gücü var mı? Nasıl ödeyecek sorusunun cevabı. Dönem varlıkların yapısı. İşte bak gördük birli hesaplar veya az evvelki kısa vadeli borç ödeme gücü. Yine gidiyor firma birli hesaplara bakarak bazı işte, e, formüller yapıyor, bazı istatistikler yapıyor. Öz kaynak yabancı kaynak. Öz kaynak neydi arkadaşlar? Beşte başlayan. Yabancı kaynak neydi? Kısa vadeli ve ortancı uzun vadeli yabancı kaynaklar. Üç ve dört hesaplarımız, bizim borçlarımız. Duran varlıkların yapısı sattığım zaman neler yapabilirim? Yine geldik ikili hesaplarımızı inceliyoruz. Bir ikili ağırlıklı olarak bu hesaplar. Finansman yöntemleri. Bu firma paraya ihtiyacı olduğunda nasıl buluyor bu parayı? İşletme karlılığı. Yüzde kaçta çalışıyor? Devir hızları. Stok devir hızı diyelim biz bunu. Bu ürünü ne kadar sıklıkla satıyor? peynir ekmek gibi mi satıyor yoksa hani yılda bir iki mi satıyor? Cari ödeme sürekli para geliyor mu yoksa belirli vadelerde mi geliyor, ayda bir mi geliyor, altı ayda bir mi geliyor? Bunların hepsi belirli bir hıza tabidir. Yöneticiler ve kurumun niteliği son olarak da sektörel ve iktisadi gelişmeler. Yani arkadaşlar bu ekranda paylaştığım bilgiler her ne kadar kredi analizi ise döndük baktığımızda yatırımcılarımızla yine bu soruların cevabını alacaktır. Bu yüzden mizan mizan diyoruz. Çünkü mizan ne kadar sağlıklı ise bu soruların cevabı da o kadar sağlıklı olacaktır. Bunun haricinde yatırımcılarımız az evvelki paylaştığım bilgilerin devamında işletmenin devamlılığı acaba bu firmanın devam olacak mı yoksa belirli bir süre kapanan sonra kapanacak mı? Projesi belirli bir ihtiyacı mı gideriyor? Belirli ve dönemsel bir ihtiyacı mı gideriyor? Yatırımın güvencesine, yatırımın karlılığına, hisse senedindeki artışlara, kar dağıtım politikasının, şirket bu parayı hangi şartlar altında dağıtacak ortaklarıyla paylaşacak, borç ödeme gücü gibi işletme sermayesi gibi yapılara yatırımcılar bakarak bu tür analizler yapmaktadır arkadaşlar. Şimdi bunların içerisinde başarı koşulları. Yani analiz temelini oluşturan mali tablolar muhasebe temel kavramlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olmalı. Zaten bizim de anlattığımız yani TFRS dediğimiz Türkiye Finansal Raporlama Sistemi yani tek düzen hesap planı yani benim sunumunda paylaşmış olduğum teşekkür ederim. Benim sunumunda paylaşmış olduğum e, tek düzen hesap planındaki kodlardır arkadaşlar. Ve yönetimin analizleri. Az evvel bahsetmiş olduğum e, analiz tekniklerinin içerisinde. Kısaca biraz da buraya girelim. E, fazla da vaktimiz kalmadı. Toparlamış oluruz. Arkadaşlar teknik analiz türleri. Karşılaştırmalı tablolar analizi dediğimiz birden fazla tablonun bir araya gelmesiyle yatay analizler, dikey analizler, yine hep birden fazla tablolar, eğilim yüzdeleri ve oran analizi, rasyon analizi. Bunların tamamı aslında üniversitelerde özellikle iktisat derslerinde, maliye derslerinde, ekonomi derslerinde anlatılır. Burası aslında bir level ileri düzey muhasebedir ve bu anlatacağım bilgileri eğer ki firmanızda finans departmanı var ise finans departman çalışanlarının Olmazsa olmaz bilmesi gerekenler bir yatırımcı ya da bir banka kuruluşuna sizin mali tablolarınızı vermeden önce kontrol etmesi gereken hususlardır. Kısaca sizin de bilgilenmenizde fayda var. Nedir bunlar arkadaşlar? Yatay analiz dediğim. Evet ben birden fazla dönemle ilgili verilerim. Ben bilen çok kalemleri içerisinde hazır değerleri örnek alıyorum. Diyorum ki 2014-15-16 yılımı aldım. 540, 656 ve 650 bin gibi elinde hazır değerlere ulaşmış bir rakam ama. Şimdi yatay yanı izlediğim, dedim ki 2014 ve 2015'i karşılaştığım aradaki fark nedir? Artı mı eksi mi? Evet, 2015 14'e göre daha artı. Aradaki fark 116.250. Ve bunun yüzdesel değişimi, işte aradaki farkın yüzdesel farkı yüzde %22 gibi. Çok basit bir şey ama kesinlikle bütün finansal kuruluşlar bunlara bakarlar. Siz bunların, hani ben hazır değerler örneğini söyledim ama biliyorsunuz şu şurada birden fazla kalemler var. Siz istediğinize bakabilirsiniz ama yatırımcılar ağırlıklı olarak dönen ve duran varlıklara bakar. O yüzden de ben de örneğimi dönem varlıklardaki hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stoklar kapsamında verdim. Tamamen sizin ihtiyacına göre. Yine örneğimizde 2014 ve 2015 dedim ama sizler 2016 ve 2014'ü de yani bu tabii geçmiş dönem örnekleri sizler 19-20 gibi örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Şimdi buradaki değişim analiz formülü biliyorsunuz önceki dönem zaten her ikisinin arasındaki farkları ama değişim oranına bakmak için ise cari dönem tutarıyla önceki dönem tutarının farkı ve önceki dönem tutarına bölünmesiyle oluşulur. Şimdi yapay zeka dediğimiz süreç hemen hemen her e, yazılımla hemen hemen her sektöre girdi. Bu arada finansal kuruluşlara da girdi. O yüzden yatırımcılar e, banka ya da finans kuruluşlarına da yatırım yapıyor. Ve bu paylaşmış olduğum bilgileri banka tarafları ya da finansal kuruluşlar diye finansal kuruluş tarafları işte yapay zeka ile oradan o veriyi çekiyor, buradan bu veriyi çekiyor, topluyor, çıkartıyor ya da bölüyor ve karşılığında bir rakam oluşturuyor arkadaşlar. Bu analiz ya yani buraya baktığımız zaman mesela yapacağımız yorum bugünkü durumun geçmişte olan farkını yani süreç böyle giderse artı ya da azalışla işte hedeflere ulaşılması, ulaşılamaması, ulaşılmışsa sorun yok, ulaşlamamışsa neden ulaşamıyorum şeklinde bir takım bunun nedenini araştırmaya yönelik cevaplara çıkartacaktır. Bu yüzden her zaman için bu şu anki paylaşmış olduğum analiz tablolarını Ara ara olsa yapmanızda fayda var arkadaşlar. Diğeri ise yüz analiz. Ben bu yüz analiz örneğimi gelir tablosu üzerinden paylaştım ve yine üç tane üç hesap döneminin tablosunu koydum. Burada tamamen sizin bakacağınız yani yurt içi satışlar diyelim. Ben yurt içi satışlarında 2011, 10 ve 2009 yıllarında ne kadar gelir elde etmişim? Oradaki farkım 2011'e göre ne kadar olmuş şekliyle en sağda da yüzdesel olarak Koymuş oldum ve bir takım hesaplamalarımı yapmış oldum. bunları da tabloda birleştirmiş olduğum kısımda. Her ne kadar sizler bunu yapmıyor iseniz de kesinlikle finansal kuruluşlar arka tarafta sizin çek karnesi, kredi, kredi kartı gibi taleplerinizde e, arka tarafta bunları yapıyor ve buradaki rakamların olumsuz olmasıyla size olumlu ya da olumsuz e, şekliyle taleplerinize dönüş sağlıyorlar. Burada da arkadaşlar dikey analiz hesaplama formülünü paylaşıyorum. Tabii ki burada grup toplamına göre yani şudur. E, siz genel satışlarınızın yani yurt içi, yurt dışı, grup içi diğer gelirler. Yani boltla yapmış olduğum şeyler ana hesaplardır. Ana hesaplardaki alt hesapların aradaki yüzdesel farkını görmek için e, yüzdesel hesaplama formülünü paylaşıyorum. Tabii ki burada G diye nitelendirdiğim yer bilanço kalem tutarı büyük ile nitelendirdiğim yer kalemin ait olduğu grup tutarı ve bunların birbiriyle bölünmesi şeklinde de e, bu mevcut hesaplara ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar buraya baktığımızda işletmenin geçmiş dönem verileriyle, işletmenin planlanan verileriyle, rakip işletmelerin verileriyle dinamik analiz şeklinde bir takım karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Yani bu varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan yüksek olması işletmenin ne çalışma sermayesinin yeterli olduğunu göstermektedir. Alacak ile stokların birbirine yakın yüzdelerde olması ise arkadaşlar işletmenin nakit satışlarının az ve kredili satışlarının da yüksek olduğu gibi yorumlar yapmaktadır. Bu da sektörünüze göre olumlu veya olumsuz olarak düşünmektedir. Eğitim yüzdeleri olarak de, e, nitelendirdiğimiz tablo bir diğer ismi de trend analizi olarak geçiyor. Belirli bir döneme ait mali tablolarda bulunan bir kalemin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü incelemek için dikey yüzde analizi e, hesabını yapmaktayız arkadaşlar trend analizi birbirine eşit çok daha uzun dönemlerin gösterdiği eğilimin incelenmesi Yani bu hani bir iki veya da üç yıl diyorum ama 8 yıl gibi 10 yıl gibi daha farklı daha uzun yılların karşılaştırılarak yapıldığı toparlanmış oldu ve tablo olarak çıkart karşımına çıkan trend analizi burada ben 2010 yılından 2017 yılına kadar stokların mizanda veya bir diğer ismi bilançoda görünen rakamlarını koydum ve bunu da herhangi bir yılın diğer yılla karşılaştırmasını yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumumun sonuna geldim arkadaşlar. Hani üç buçuğa kadar da yetiştirmek istedim. Bazı yerleri hızlı geçtim. Ee, sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler Mesut Bey. Ee, soruları mikrofonunuzu açarak da sorabilirsiniz. Yani müşahit, müşahit olmayanlar da sohbet tarafından yazabilirler. Evet. Faydalı olabildiyse ne mutlu bana. Çünkü mali tablolar her filmin böyle e, şah damarıdır diyeyim çok önemlidir. Evet. Ee, teşekkürler Mesut Bey. Ee, bence bayağı verimli bir webinardı. Ama o çok derin yani uzunlamasına bir konu. Yine de bir buçuk saate sığdırabilmek. <laughs> çok... tabii, tabii tabii kesinlikle. Derya bu konular. Aynen. Ee, sanırım sorularımız yok. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür. Mesajlarınız ya? Teşekkür ederiz Mesut Bey. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Ve şuradan